efendim diyor. Bu düpedüz rezalettir. Bizden aldığı paralarla gönül eğlendiriyor. Bir cariye uğruna bu kadar tüccarı oyalamak ayıptır. Gidip kadıya şikayet edelim. Hasan'da kimin parası kalmış ki endişe edersiniz? Biraz sabırlı olun. Bağışla ya Hasan. Basra kadısı seni yarın erkenden huzura çağırıyor. Tüccarların parasını iade etmezsen seni zindana attırmak zorunda kalacağım ya Hasan. Kimsenin şerefimden şüphelenmeye hakkı yok. Mallarınızı mutlaka getireceğim. Ama ille de parasını isterlerse bana 7 gün mühlet tanısınlar. O takdirde teminat isteriz. Doğru söyler. Teminat isteriz. Paramıza karşı bize ne göstereceksin? Sözümü, şerefimi. Seni sever ve takdir ederiz ya Hasan. Ama ölüm var, kalım var. Bize teminat göstermeye mecbursun. Görüyorsun ki teminatta ısrar ediyorlar. Herkese istediği kadar teminat vereceğim. Benim teminatımı kabul etmeyen var mı? Kefaletin ve teminatın kabul edilmiştir ya Halil. Bunca yıllık arkadaşımsın. Böyle bir isteğin olacağını bilsem yardımını kabul etmezdim. Sana tam 75.000 dinara kefil oldum. Bence bu kefaletin karşılığı Rabia'dır. Bütün varımı yoğumu, sarayımı, hanlarımı, bahçelerimi al. Ama tek Rabia'ya dokunma. Sen Şam'dan dönünceye kadar Rabia evimde aziz bir emanet olarak kalacak. Kimse kılına bile dokunmayacak, bana inan. Sana bir kötülük gelsin istemem. Ne olur, sen kendini üzme sevgilim. Ölürüm senin şerefine leke sürdürmem. Halil kılıma bile dokunamaz benim. Ben oraya cariye olarak değil, rehine olarak gidiyorum. Dünyanın en güzel rehinesine sahipsin. Emanetin böylesine can kurban. Rabia gerçekten bir emanettir. Bütün kalbiyle sadece Hasan'ı seviyor. Bize raks etmeni istiyoruz. Ben buraya rakkası olarak değil, rehine olarak geldim. Arkadaşının emanetiyim.